ne demiş Atatürk onu anlamadım. Atatürk ne demiş? Şimdi Atatürk demiş ki yeni yazı okuyacaksınız. Yeni yazı, ben küçük bebeğiydim. Evet. Emir verdi. O zaman küçüktün, şimdi kaç yaşındasın? 95. 95 maşallah. Cumhuriyet çocuğusun. Gördüm. Yani 1923. Şimdi zenginler dedi ki Cumhuriyetle yaşadın. Atatürk gavur yazısı getirecek. Bu fakir çocuğu okuyacak. Benim de varı kim gidecek? Kim bunu diyor? Zenginler. Zenginler ha. Evet. Atatürk'ün getirdiği alfabeyi diyor. Karşı çıktılar. Ondan sonra hocalar dedi ki öğretmen olur, bunlar okumuş olur, bizim bu şeyimiz kalmaz dedi. Onlar da karalamaya başladılar Atatürk'ü. Gericiler, yobazlar değil mi? Yobazlar ya. Yobazlar yaptı Atatürk. Yobazlar, ben yani, bunları gördüm. Devrim yapıyor, harf devrimi, inkılap yapıyor. Bak, ondan sonra Cenab-ı Allah ne yaptı? Ne yaptı dedi? Ecevit çıktı, rahmetlik Avrupa'yı açtı. O fakirler Avrupa'ya gitti. Fakir kalmadı, zengin oldu. Onların davarı güden olmadı, davarları hep sattılar. Bitti. Zenginler bitti. Vay vay. Fakirler, zengin olanlar onların davarını malını aldılar. Etme bulma dünyası değil mi? Tabii canım. Sen diyorsun Atatürk iyi yaptı değil mi harf devrim yapmakla? Ya. Yani. Atatürk, yavrular demiş, dünyaya bir adam geldi. O da Türkiye'ye nasip oldu. Ya Atatürk'ü niye beğenmişsin? Niye? Kaç devleti çıkarmış bir ya. Evet. Kaç devleti vurmalı. Yedi düvelle savaşmış. Yoktan bir millete savaş. Yani değil mi? Yoldan kralına ileriyi gönderdi, bize getirdi. Tarih kime? Yoldan kralına. Yunan, Yunan kralı. Yoldan kralı. Onu bize kralı, getirdi. Yunan kralı. İnanır. Çıplak tabanca belinde, evet. Bir tabanca da gül yapmış. Evraklara hazırlamış bu inelim. Oraya giriyi, gül diye onu oraya koyuyor tabancayı. Öteki tabancayı kapıcı alıyor orada. Diyor ki Lodan kralı, şunu imzalar mısın ki? Mahcup olarak mı diyor, imzalayacaksın. Tehdit mi diyor? Çiçeğe yetiş davranma ki. Krala evrakları çıkardı, imzalı Yunan şey, Lodan kralı diye ki. Kim düşün? Orada öyle. Bunlara niye koca değil ya? Bir gün ya düşün. Bir gün bir aşkların kıymeti var arkadaşlar. Evet, evet. Ben gebeteceğim. Buna gelene kadar askere hapis eder, taşlar. Hiç görmedim ben ya. Askeriye mahkemeleri var. Evet. Onlar ilgeler, mülkeler. Bu yönetli okulun 5 yaşında çıktı. Öldü, ölüsü çıktı ya. Tamam. Tamam, güzel. Şimdi bir gün Yusuf dedi, unutma sözünü. Ülkelerin biri ya bir toprak mı talep ediyor ve orayı bize mi verin veya bunu yapmayın diye unuttum. Yanlış bilgi vermeyin. Büyükelçilerini gönderiyor Atatürk'ün huzuruna. Atatürk'e diyorlar ki işte o talebi bildiriyor. Böyle bir talebimiz var. Atatürk diyor bir dakika bekleyin lütfen diyor. İçeri odaya gidiyor. Askeri kıyafetlerini giyiyor. Ve kaşları çatık bir şekilde geliyor. Beyefendi diyor şimdi söyler misiniz diyor biraz önce söylediğinizi. O diyor ki diğer kişi ben ne söyledim ki diyor. Tamam diyor bir şey yok vazgeçtim. Atatürk kararlı bir adam. Atatürk sadece iyi bir asker değil. İyi bir siyasetçi, iyi bir devlet adamı, iyi bir öğretmen, iyi bir ekonomist, iyi bir yazar. Benim işim ama. İyi bir insan. Eğer ki bugün hani diyorlar ya işte Atatürk Türkçeyi getirmiş de biz Kur'an'ı öğrenemedik vesaire. Eğer Atatürk olmasaydı zaten senin ezanların minarelerde okunmaz. Adın camilerde Kur'an okunmaz. Gavur adı lan. Elmalı Hamdi'ye o Kur'an tefsirini yaptıran zattı. Yani Kur'an'ı koruyan. Benim yaşım Musa'yı. Bir de doğruyu konuşuyorum. Dede sen nerede askerdin? Ben ilkin Itımız'da. Itımız tankçı mıydın? Ne? Bırak. Yok şey havacı. Uçak savar. Uçak savarcı mı? Havayı korumak için. Hava evet uçak savar. Orada 6 ay falan kaldık. Verdi bana. Şu uçakları atan makine geldi. 2.7 ne? İçinden var. Merzifan'a gittik. Merzifan. Ha. Merzifan'da. Hava üstüne. Üç batarya birleştik. Bir evet. Karaköse'de bilmem nerede bir tabur olduk. Hı hı. Bir de orada mabere taburu var. İki tabur.
bizi komple topumuzdan, tübabından başarıya. 28, o 48'de falan değil mi anlattın olayı? 1950'lerde. 49-50. Kaç yıl yaptın askerliği? 2. 2 yıl. Hı. O zaman sen şimdi 1928 doğmuşsun değil mi? Evet, 29. 29 doğmuşsun. Yani Atatürk'ü gördün mü hiç? Atatürk'ü gören kim? Nerede görüyor? Göremedin. O zaman neredeydin sen? Nerede oturuyordun? Köyde, köyde. Hangi köyde? Durupınar Köyü, Haymana. Ankara Haymana ilçesinin Durupınar Köyü'nde. Oralısın sen. Kodaman Totak'tır. Ama bak dede, geçen yıl Cumhuriyetimiz 100 yaşına girdi. Evet. Sen 95, Cumhuriyet yani 29 Ekim 1923'te ilan edildi ve 100 yaş. Sen 95, Cumhuriyet'le yaşıtsın. Evet. Annem de 90 yaşında. Evet. Yani sağ düşün, sizler mi? Cumhuriyet'in yani, evet sağ şükür. Aa, Cumhuriyet'in çocuklarısınız yani. Nereye yaşadınız? Ne yokluklar gördünüz değil mi? Şimdi var mıydı yemeği, ekmeğiniz? Şimdi çarığınız, çorabınız. Başarışım, herkes kendi işini kendi ayarlardı. Bulgur yapardık. Kışa girmeden. Hmm. Kaynadılar, evet. Çekerdik. Döverdi değil mi? Böyle döver, dibekte. Sonra çekerdik. Çekerdi. Duruyor ince, o taş bizde duruyor. Girdik. Evimizde taş var. Kızlarla türkü çağırırdık ya. Neydi türkünün adı? Kızlarla. Şimdi kızlara diyecek ki. Söyle Türkiye'yi. Seni filan isteği. Hmm. De, çağırırdı türküyü. Ben varmam ona. Hmm. Ümit vardı. Amcamın Yusuf. Hmm. Ben ona varmam. Emmim oğlu Yusuf var. Kırk yumurtadan kayganayım. Ben ona varırım. Aa, şey derinmeni çevirirken. Bizim orada da bahçelerde bıtırak. Gelin kızlar oturak. Oturak da ne yapıyor? Gerisini bilmiyor. Yusuf dede sen söyle derlerdi. Yusuf'u seviyormuş yani kız. Vay vay. Beni çok seviydi. Hmm. Sonra da başkasına vardı da. Yakında öldü benim yaşım. Kısmet. Yanında. Hayırlısı her şey. Bir elmayı 10 kişi taş atar biri düşürür. Tabii. Eskiden hani öyle oluyormuş değil mi? Diyormuş senin annen baban. Yusuf bak Ayşe ile evleneceğim. O, Ayşe'ye diyormuş sen Yusuf ile evleneceksin. Neler gördük diye. Bulguru aldık koyduk. Evet. Unu yuttuk yıllık. Evet yıllık. Yani onu yaptım. Köyde değirmen yok. Başka yere giderdik. 3-4 gün nöbet beklerdik. 1950'de zenginin biri bir değirmen yaptı. 30 köyü kurtardı. Suyla çalışan değil mi? O eski değirmen. Yok o su çalışan da bizde de var mı? Şey, elektrikli değirmen yok. Şeyle. Motorla. Motorla. Ha, elektrik motor. Var mıydı o zaman? Aymanan'ın köyünde. Yok. Elektrik değil. Motor. Ha, motorla. Göndereyim onu. Dinamo. Güç yani. Dinamo. Sonradan onu getirdi. Ruston diye motor getirdiler. Hmm. Büyük motor. Onu koydular. Ne kadar önemli. Üç tak çeviriydi. Ya. Biri Bulgur'a dönüyordu. İkisi buna. Löbetçi ne ya? Yokluk çok değil mi dedi? O, tabii. Onu elde edildi. Bekmez'e giderlerdi Nemşehir'e. Bekmez'e üzüme at arabasıyla. Babam gibi. At arabası. Onu getirdiler kollardı. Babam, anam turşu kurardı. Bahçeyken baldırcan yetiştirdim. Evet. Baldırcan. Yok ki market alacak pazar değil mi? Yok. Bir şey yok ya. Hı hı. Onu da kendimiz hallederdik. Babam bir küsur koyun keserdi. Onu sızmış yaparlardı. Onu... Sızmış dediğin donduruyorlar, kavuruyorlar. Donduruyor. Değil mi? Donmuş onun ihtiyaç oldukça. Öyle. Dolap yok. Nasıl şey yapıyordunuz? Dolap olmadı. Nerede onu tutuyordunuz? Asarlardı şöyle. Ha, tavanda. Orada. Buzdolabı olmayınca, evet. Kuru. Kokmuyor biliyor musun? Evet. Sızmış yapınca kokmaz. Annemler de, ben çocukluğumda kurbanda yaparlar. Böyle tenekelere basarlardı. Kok almaz. Evet, ihtiyaç oldukça oradan. Ne yiyip, ne işe gelsek, yazdan hepsini hazırlarlardı. Vay be. Kışa giverdik. Gelip gitme yok. Yol yok hiç. Asfalt yok, bir şey yok. Kuru yol yok. Tren yolu vardı. Hmm. Tren yolu da her şehre değil de Konya'ya diye filan gitmiş, trenden mal getirmiş gelirdi. Peki o zaman mı hayat güzel, şimdi mi güzel yani nasıl şimdi, kıyasladığında şimdi mi? O zaman ne? Daha mutlu insanlar veya huzur vardı. Ha huzur vardı o zaman. Şimdi huzur vardı. Şimdi huzur yok. Kapıya vurdular. Ama her şey çok. Değerli dostlar, bu bizim dede oraya bak senin dostlarına. Ankara Haymana'nın
Durupınar. İlçesinden hangi köyü? Durupınar köyünde. Durupınar köyünden olup şu an Ankara Mamakka yaşta. Yusuf Aydın oluyor. Yusuf Aydın bir ailenin yanında yaşıyor. Evet. Zaman zaman ben ziyaret ediyorum. 95 çok seviyorum. Tamam etmiş. 95 yaşına evirmiş. Çok çok değerli bir dedemiz. Şimdi bu... Dede bir şey diyor musun dostlara? Askerlerimize, polislerimize, arkadaşlara bir selam söyle. Bir şey diyor mu? Bizim koruyucumuzdur. Evet. Bizi koruyan kişi. Sizlerin sayesinde bu cumhuriyet bugünlere gelmiş. Bundan sonra da inşallah cumhuriyet korunur, kullanır. Her şey daha güzel olur. Önce vatan, önce bayrak, önce toprak. Sevgi, selamlar dostlar.